Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Beko kurutma makinemi anlatmak istiyorum. Çamaşırlarımı yıkadım. Kurutma makinesine koyacağım. Size de hemen bahsetmek istiyorum. Dün de bunun temizliğini yaptım. Temizliği derken yani şöyle anlatayım. Şu zaten temizlediğimiz yerler bir burası. Bu kısmı çıkartıp temizliyoruz. Bunu her yıkamada temizliyoruz. Şöyle göstereyim. Kapağını açtık. İçindeki tozlarını aldık. Tamam, bunu zaten sürekli yapıyoruz. Ama şu kısımlar çok tozlanıyor. Şuraları. Yani temizleyebildiğim kadar temizledim. Nasıl temizledim? Islak mendille böyle aralara sokup sokup temizledim. Başka bir şekilde temizlik olmuyor. Yani ıslak mendili sokup böyle şu şuralarını, işte şu alt kısmı şurasını tozlanıyor çünkü buralar. Şu kısım şöyle temizliyoruz. Hani tamamen tozunu alıyoruz işte. Şöyle. Tekrar koyayım. Bu her yıkamada çıkartıp takıyoruz. Bunu her yıkamada suyunu boşaltıyoruz. Çıkartıp şuradan fış diye. Hatta bu su, bunun içinde bayağı bir su oluyor. Yani 1 litreye yakın. Bunu ben bir minik maşrapa gibi bir şeyin içine dolduruyorum önce. Daha sonra bunu ütü suyu olarak kullanıyorum. Onu da sonradan keşfettim. Ne yapabilirim? Çiçeklere mi koyayım diye. Ütü suyu olarak kullanıyorum. Çok güzel ütü suyu oluyor. Tertemiz. Normalde temiz bidondan kullanacağım ama bunu kullanıyorum artık ütü için. Ne yaptık? Her seferde bunu temizledik. Suyunu döktük. Bunu temizledik. Tamam. Her sefer yapacağımız şeyler bunlar. Yani makineye şimdi çamaşırları atacağım. Bir de 5 seferde şurayı temizliyoruz. 5, bazen 3, bazen 4 seferde şurayı temizlemeyi unutmuyoruz. Çünkü bu... Şuraya bastık, açıldı. Şöyle oklar zaten gösteriyor, şöyle şu tarafa diyor. Çektik. Şunu temizledim. İşte şu kısma kadar bile şeye gidiyor. Şurası motorun olduğu bölüm. Motorun olduğu bölüm. Şu oraya makinenin içerisinden tozlar gitmesin. Hani buradan çıkan tozlar burada birikiyor. Etrafa saçılıyor. Oradan da gidip motora giriyor. Motoru yani arızalandırıp bozabiliyormuş. Onun için oraya gitmemesi amaç. Şunun da etrafı sağa sola hep toz oluyor içi. Çünkü çok toz çıkıyor bu çamaşırlarımızdan. Bizim tahmin ettiğimizden daha çok. Şurada da birikmiş. Şunları da atayım. Şunu temizledim. Makinayla makinenin o uç kısmını çıkartıp borusunu tutup şöyle borusuyla şöyle yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı çektirip tabii şu ucundan tutuyorum şöyle. Kaçmasın, şu da içine kaçmasın. Yani bu bildiğiniz ince bir sünger, HEPA filtre. Hani ince delikli falan, şöyle şöyle bakın içine. Sünger. Yıkıyordum ben bunu önceden fakat üzerinde böyle tozlar top top oluyor, minik minik. Yıkayın deniliyor. Ilık suyla, sabunsuz ılık suyla yıkayın. Sonra baktım ben işin altından kalkamayacağım yani sabunlamak istiyorum, bunu makineye atmak istiyorum falan, öyle temizlik yapmak istiyorum. Bu şekilde çözümünü buldum. Çok da güzel temizliyor. Çamaşır elektrik süpürgesiyle çektiriyoruz yani onu o şekilde temizliyoruz. Şimdi yerine koyduk, göstereyim. Taktım. Yani gördüğünüz gibi işte yukarıdan gelen tozlar buraya iniyor. Buradan sonra motora kaçmasını şurası engelliyor. Sonra kapattık bunu. Yani unutmuyoruz, 5 yıkamadan sonra şunu da sökmedim, göreyim her seferde hatırlayayım diye. Yoksa motora gider. İşte servis gelmesi gerekiyor falan. Bunun sadece neyi takılı onu söyleyeyim. Sadece prize fiş takılı bu. Yani böyle elektrikli mutfak robotu falan gibi çalışıyor. Açma kapama tuşuna bastım. İçi aydınlandı. Malzemeleri koyalım diye. Her tarafından sürekli toz fışkırıyor tabii. Açtık. Sonra sadece buna basacağım. Şunları göstereyim. Bendeki 7 kiloluk yetiyor. Çamaşır makinem 8 kiloluk ama bu yetiyor. Neden? Çünkü her şeyi koymuyoruz, onu söyleyeyim. Şimdi aldığım ürünleri de daha büyük almaya başladım. Hani small alıyorsam medium alıyorum. İşte 5 yaş alıyorsam 6 yaş alıyorum ki hani çünkü çekiyor. Pamuklu ütü kurulu, pamuklu dolap kurulu. Yani büyük bir çekme söz konusu değil öyle ufacıcık. Hani eskiden atıyorduk ya 90 derecede yıkanınca şu kadar çıkıyordu falan. O tarz değil. Ufak bir yarım beden gibi bir şey. Pamuklu dolap kurulu ekstra. Çevirince. Pamuklu ekstra kuru. Saate bakın. Yalnız bu saat
Tam olarak bu saatte değil. Yani tamam, çamaşır kurutma makinemize güveniyoruz, yalan söylemez, ama eğer içerisinde az çamaşır koyduysak, 2-3 parça koyduysak, bu böyle 3 saatlerde değil, 1 saatte bitiriyor hemen. Ve mesela 3'ten başlıyor, 2 saate düştü diyelim. Sonra pıt dıt dıt diye hani kapandı. Pamukla ekstra kuru. En sonunda çok hoş bir sinyal veriyor. Pamuklu sentetik dolap kurulu. Bu hani sentetik malzemeler daha hızlı kuruyor. Bu narin temizleme. Bu da 10 dakikalık bir şey. Hani reklamlarda diyor ya, bornozunuzu atın çıkıncaya kadar şey olsun. Havası değişiyor. Bu tam 45 dakika. Bu şaşmıyor. Yani dakikalar şaşmıyor. 30, 30'da 30 çıkıyor. Gömlekler çok önemli. Çünkü gömlekler çok buruşuyor. Yani sweatshirt'le gömleğe koyun. Gömlek hızlı kuruduğu için sweatshirt kuruyana kadar gömlek böyle kırış kırış yay gibi çıkıyor. Onun için yakın malzemeleri, birbirine yakın olan ürünleri birbiriyle koyun. Hani gömlekse gömlek, 5 gömlek, 10 tişört, tamam. 5 tane sweatshirt ayrı koyun. Havlularla sweatshirtleri bir arada koyun. Bir de renkleri de önemli. Işığı söndü bakın. Bebek hassas. Bu Express 45. Bu da 45. 40 dakikada bitmiyor. Bu 45 dakikada bitiyor. Yani şu süre yazanlar o sürede. Karma kot. Kotlarda tabii zor. Ben hep şunu kullanıyorum. Pamuklu dolap kuruluğu. İyice kuru değil. Zaten dolap kuruluğu çıktığı zaman kullanılabilir oluyor. Atalım malzemeleri. Şimdi renklileri yıkadım. Renkliler ve koyu renkliler bunlar. Çorabı attık, tamam. Hem de kalın kalın böyle. Pamuklu gördüğünüz gibi. Kalın kalın, yünlü gibi. Çorap attık içine. Havlu. Benim taytım yünlü gibi. Tamam, havlu. Şu nereye aşmayacak onu söyleyeyim. Işığı açıldı. Nereye aşmayacak? Şu yarısından fazla asla olmayacak. Yarısına doğru olabilir. Yani yarısına az olması lazım. Sweatshirtler. Eşortman altları. Gönderiyoruz hep. Tayt. Bu makineden çıktı bunlar. Ve bir tane daha havlu. Şimdi bakıyorum alabilecek mi bir tane daha havluyu diye. Çünkü çok olursa eğer makinemiz bozulur. Tamam, sığdı. Yani çok gelmedi gördüğünüz gibi, bakın. Orta kısım kabardı, yanlar boş. Yeterince. Şimdi çamaşır makinesinde da hani aynı şekilde, bunda da şimdi 2.54 diyor. Yani bu sürede bitmiyor. Emin olun. Çünkü neden? Hani bahsettiğim sebepten ağırlığını da tartıyor bu. Ağırlığını da tartıyor. Ona göre erken bitiriyor. Neye basıyoruz? Şimdi burada bitiş süresi yazıyor. Şurada sinyalini ayarlayabiliyoruz. Başla, bekle. Bastık, başladı. Çalışırken ben banyonun kapısını kapatıyorum. Çamaşır makinesi de çalışırken de kapatıyorum ama. Bittikten sonra da diyor diye hoş bir sinyal veriyor ve her böyle sürede çeviriyor. Hani kırışmasın diye içeridekiler çeviriyor. Duruyor. Sonra tekrar çeviriyor. Kaç dakikada bir? 3 dakikada bir, 5 dakikada bir galiba çeviriyor içindekiler. Hani şey olmasın, kırışmasın diye. O da çok güzel. Hafif böyle hava da veriyor. Yani almadıysanız bence alın. Bunlar kolay şey olmuyor. Kurumuyor bunlar. Günlerce evin içinde evi soğutuyor. Dışarı koysanız bir sürü kurum yağıyor tepeden. Pis hava kirliliğinden, yandaki şeylerden. Dursun diyorum. Şimdi çalışmasın. Of, amma gürültü çıkardı falan. Oturacağım, şurada işim var mesela. Ya da ne bileyim, hani şimdi çalışmasın. Giderken ben çalıştıracağım falan. Başlat, bekle. Şuraya bastım, durdu. Yani evin içinde olduğu zaman evi soğutuyor, dediğim gibi. Hani eve nem verdiği gibi soğukluk da veriyor. O evin sıcak havasını içine çekiyor. Ben zaten zorla ısıtıyorum evi. Bir de bu havasını çekerse, yani 3-5 parça çamaşır kuracak diye. Bunun modeli D70HP. 80'liği vardı, 90'lığı vardı yanılmıyorsam bir de. A+, A artı, yani 7 kiloluk diyor.
tartmıyorum ürünleri koyarken ama aynı ürünleri koymaya çalışıyorum. Aynı malzemeler. İşte tişört koymadım ne hani tayt var ama tayt önceden tamam kurur, kırışabilir. Onun da kırıştığından pek bir şey olmaz. Hani gömlek hakikaten kırıştığı zaman kırışmış ifadesi yapıyor. Bir de önemli bir konu bu. Renkliler ayrı, beyazlar ayrı. Yani renklilerle beyazı ola ki koyarsanız hani zaten bu kurutma, yıkama değil ki bir şey olmaz demeyin. Koymayın gerçekten de. Rengi hakikaten yani dönmüyor ama rengi o eski güzel beyazlı aldığınız beyazlığını yani tekrar döndüremezsiniz. Böyle arkadaşlar devam edelim. Videoyu beğendiyseniz beğene basarsanız yeni videolarda zaten gelecek bu konuda. Aynı ürün tekrar göstereceğim farklı gerekirse yani yetersiz kaldığı videoda anlatılamayan yerleri. Ve abone olursanız işte böyle videolar gelecek. Hoşça kalın. Devam etsin. Bay bay.